Zorlu bir dönemden bir feraha kavuşmak için uğraşıyoruz. Birlik beraberlik içerisinde çok daha özenle ülkemizin faydasına ve yararına olacak işler için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Elbette ki bu zor dönemler fırsatlara da imkan veriyor ama fırsatları değerlendirirken de ülkemizin menfaatleri ve çıkarlarını korumak açısından hep birlikte el birliği içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Özellikle salgınla birlikte sosyoekonomik düzeyi düşük olan vatandaşlarımız için Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte sosyal devlet anlayışıyla her türlü yardım ve desteği sağladık. Tabii ki esnafımızın, sanayicimizin, herkesin bir takım sıkıntılarının olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunları da el birliğiyle çözmek için inşallah önümüze bakarak devam edeceğiz. Ama her şeyin başında bir istikrarın olması gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir güven ortamının olmasının gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu ülkeyi bedeller ödeyerek kazandık. Daha yine 15 Temmuz'da bu ülkeyi yıkıp işgal etme çabasında olanlara hep birlikte dur dedik. Şimdi bu yıkma ve işgal çabasını bir takım algı ve ekonomik krizler üzerinden yine Türkiye'yi yapma çabaları var. Buna el birliğiyle fırsat vermememiz gerekiyor. Şehitlerimizin kanlarıyla alınan bu toprakların bedelinin ucuz olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama birileri çıkıp altılı masa deyip altında, arkasında, sağında, solunda kimlere sakladıkları, kimlere hesap verdiklerini bilmediğimizi zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bunu bizim Anadolu ferasetine sahip insanımız hepsi çok çok iyi biliyorlar. Bir taraftan HDP ile PKK ile işbirliği yapacaksın. Bir taraftan yine FETÖ ve terör örgütleriyle işbirliği yapacaksın. Sonra da Türkiye'nin önüne biz altılı masa izleye çıkacaksınız. Buna kimse inanmıyor. Daha adayları belirleyip açıklayamayan ve ülkenin önüne bir proje, bir vizyon koymayan insanların bir takım algı operasyonlarıyla yapmaya çalıştıkları tek bir şey var. Ne olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderelim. Ondan sonra ülke ne olur umurumuzda değil diyorlar. Açıkça bunu söylüyorlar. Batarsa batsın, işgal edilirse etmesin, yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Akıllarından geçirdikleri ve o altılı masada konuştukları bunlardan ibaret. Başka bir şey konuşmuyorlar. Konuşsalar bir sonuç görürdük. Bir adı açılırdı, bir söylem geçirirlerdi, bir proje sunarlardı. Bunların hiçbirisi yok. Hoş geldiniz başkanım.